Manhattan'ın göbeğinde, Madison Square Garden'ın altında bulunan Pensilvanya İstasyonundayız. Kısaltılmış ismiyle Penn İstasyonu, 31. Sokaktan 33. Sokağa, 7. Caddeden de 8. Caddeye uzanıyor ve bir bloğun tamamını kaplıyor. 1910'da açıldığında bu dev yapıya iki caddeden de girilebiliyordu. Yolcuların çoğu 7. caddeden giriş yaptıktan sonra çok uzun bir koridordan geçerek Antik Roma'da bulunan Kerakala banyolarına benzer bir yapı olan yüksek bir salona ulaşıyorlardı. Bu Boz stiline verilebilecek güzel bir örnektir. Rönesans ve barok ile beslenen bir klasisizm örneği. Yüksek bekleme salonundan da tren peronlarına doğru ilerlerken cam ve demirden yapılmış bir atriuma gelinir. Bu kısım 19. yüzyıl Avrupa tren istasyonları ile büyük benzerlik taşıyor. Buradaki en etkileyici şey bu binanın büyüklüğüydü. Şehrin göbeğinde bu kadar büyük bir bina yapabilmek kolay değildi. Ama bu durum 2. Dünya Savaşı'ndan önce Amerikalıların en çok tercih ettikleri ulaşım aracının tren olmasından kaynaklanıyordu. Ne var ki çok geçmeden 1950'lerin başında uçakla seyahat etmeye başlayan Amerikalılar, refah arttıkça şahsi otomobilleriyle otoyolları da daha sık kullanmaya başladılar ve sonuç olarak trenlere olan talep de giderek azaldı. Bu değişim Pensilvanya Demiryolu şirketi için hiç de iyi olmamıştı. Şirket, işleri iyiyken büyük bir yatırım yaptığı ve sahip olduğu en büyük varlıklarından birinin Manhattan'ın göbeğinde yer alan Penn İstasyonu olduğunun farkındaydı. Özellikle de arazinin değerinden, yani demiryolunun üzerindeki alandan bahsediyoruz. Pensilvanya Demiryolu Şirketi, Penn İstasyonu'nu yıkarak yerine demiryoluna zarar vermeden bir ofis binası yapmaya ve Madison Square Garden'ın altında kalacak yeni bir istasyon inşa etmeye karar verdi. İnsanların çoğu bu hareketin demir yollarını hayatta tutacağını düşündü ama tüm bunlar olurken unutulmaz bir binanın kaybı gözden kaçmıştı. Buna rağmen halkın bir kısmı tarafından protestolar yapıldı. Mimarlar, mimariyi önemseyen vatandaşlar, demiryolu şirketinin bu kararı gözden geçirip binayı korumasını istediler. Ama artık çok geçti. Bir sürü adım atılmıştı ve demiryolu şirketinin ayakta kalabilmesi için ödemesi gereken borç, yıkım kararından geri dönülemeyecek kadar büyüktü. Böylece bina yıkıldı. Binanın yıkılması göz göre göre tam iki sene sürdü. Ve yerine günümüz New Yorklularının nefret etmeyi sevdikleri bir bina inşa edildi. Yeni bina, yer altında karanlık pencereleri olmayan bir bina ama hala en işlek istasyon olarak görevini yerine getiriyor. Tabii kimsenin özellikle görmek isteyeceği bir bina değil, sadece işlevsel olarak ulaşıma hizmet ediyor. Bir şehrin özel mülk olan binaları kent simgesi olarak belirleyebilmesi çok radikal bir karardır ve bu statünün özel mülklerle ilgili verilebilecek tüm kararlar üzerinde yaptırımı vardır. Ama bu durum 19. yüzyılda uygulamada değildi. New York için büyümek her zaman her şeyden önce gelmiştir ve genelde yeni olan şeylerin daha iyi olduğu düşünülmüştür. Bunun sonucunda ise çok önemli kent simgelerinin yok olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin George Washington'ın göreve başlama töreninin yapıldığı ve federal hükümete de ev sahipliği yapmış olan federal bina şu an yok. 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başlarında bu durum yavaş yavaş değişmeye başlamıştı. 1965'te New York şehri, kentin kültürel mirasını koruma hakkı olduğuna dair bir yasa geçirdi. New York, 1930'da Fransız semtini koruma kararı alan New Orleans örnek aldı. Tren istasyonu yıkılmıştı, onun için artık çok geçti. Kent simgelerini koruma komisyonu kurulmuştu ama henüz çalışmaya başlamamıştı. Bir yasa geçirebilirsiniz ama bu yasanın yorumlanması, uygulanması ve hangi binaların korunması gerektiğine karar vermek o kadar da kolay değildi. Şimdi isterseniz bir de New York'taki diğer önemli tren istasyonunu ziyaret edelim. Tabii ki bugün hala ayakta olan Grand Central'dan bahsediyorum. Penn Station'ın yıkılmasıyla gündeme gelen yasa ve kurulan komisyon işte bu diğer çok önemli yapıyı korumayı başardı. Grand Central'ı görüyoruz. Binanın çok büyük bir cephesi var. Penn İstasyonu gibi bu binada tarihi yapılardan esinlenerek yapılmış. Büyük Antik Roma takını hepiniz görebiliyorsunuz değil mi? Bu binanın büyüklüğü Penn İstasyonu hakkında da fikir sahibi olmamızı sağlıyor. Muazzam büyüklükte yapılardan bahsediyoruz. İstasyondaki peronlar iki kat halinde inşa edilmiş. Buharlı trenlerin buhar ve dumanı için yüksek tabanlı peronlara ihtiyaç duyulurken, bu istasyon elektrikli rayların kullanılmasını öngörerek yapıldığı için iki ayrı katta farklı peronlara ev sahipliği yapıyor. 20. yüzyılın ortalarına geldiğimizde New York Grand Central İstasyonu'nu işleten New York Demiryolu şirketi de Penn istasyonunun yıkımına sebep olan ekonomik değişimlerden etkilenmişti. Bunun sonucu olarak da sahip oldukları araziyi daha iyi değerlendirebilmek için istasyonun üzerine bir gökdelen inşa etmeye karar verdiler. Gökdeleni istasyonun önüne ve üzerine konumlandırmak üzere iki plan çizildi. Tabii yeni geçen yasa ile birlikte bu planların istasyonu kent simgesi ilan eden New York Kent Simgeleri Komisyonu tarafından onaylanması gerekiyordu. Komisyon planların ikisini de reddetti. Penn istasyonu yıkıldığında binayı korumak için yasal bir dayanak yoktu. Ama bu sefer New York Kent Simgeleri Koruma Komisyonu binayı koruyabilir ve yapılmak istenen değişikliklerin hangilerinin kentin ve istasyonun doğasına uygun olduğuna karar verebilirdi. Mülk sahibi tabii ki de komisyonun kararını kabul etmedi ve olayı mahkemeye taşıdı. Dava en sonunda anayasa mahkemesine kadar ulaştı. Kararın ne olacağı merak konusuydu. İnsanlar ülkenin dört bir yanından kararı duymak için gelmişlerdi. Yoksa Grand Central'da Penn İstasyonu'nunla aynı kaderi mi paylaşacaktı? Ve merakla beklenen karar çıktı. Anayasa Mahkemesi New York şehrinin kenti ve kentin mimarisini ortaya koyan binaları korumak için yasa yapabileceğine karar verdi. Yasa geçirilip komisyon kurulduğunda insanlar komisyonun tarihsel olayların meydana geldiği binaları korumak için kurulduğunu düşünmüşlerdi ama Penn İstasyonu örneğinden sonra durum artık farklıydı. New York şehri yönetmeliğinin üçüncü fıkrası, kent simgelerinin korunmasının, kentin ekonomik durumunu geliştirmek, tarihi semtlerin, simgelerin, iç mekan simgelerinin ve doğal simgelerin, kent sakinlerinin eğitimi ve iyiliği adına korunması gerektiğini belirler.